Herkese merhaba üroloji uzmanı Ömer Erdem Hakkı bugün anlatacağımız konu Tonkat Ali gerçekten testosteron arttırıyor mu arttırıyorsa ne kadar arttırıyor hangi amaçlarla kullanılıyor? Tonkat Ali yaklaşık 10 seneden beri oldukça popüler olan özellikle uzak doğuda Endonezya, Malezya gibi ülkelerde endemik olarak yani yerel olarak yani yetişen bölge halkının kısırlık, cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu gibi şikayetlerde köklerinin suda ekstraktlarını içerek kullandığı bir bitki. Peki son dönemde oldukça popüler olan yayınlara baktığımız zaman gerçekten testosteronu bu ne kadar arttırmış, ne derece arttırmış. Yayınları kısa özetini okuduğumuz zaman çok optimistik gözüküyor. %47 civarında arttırdığını gösteriyor. Ama yazıların tam özetine girdiğimiz zaman birazcık bizi hayal kırıklığına uğratıyor diyebiliriz. Şimdi yayınların tam özetine bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi en popüler olan, en çok alıntı yapılan yayında diyor ki testosteron 5.6'dan 8.31'e çıkarttık diyor. Peki bu hangi aralıkta? 5.6, 8.31 hangi aralıkta? Baktığımız zaman 6 ile 30 arasındaki referans aralığı için konuşuyor. Yani bizdeki gibi 200 ile 800 arasındaki referans aralığı için değil. Bu referans aralığında optimal testosteron seviyesinin 18 civarında olması lazım. Hipogonadizm seviyesinin de 10-12 arasında olması lazım. Ama biz diyor 5.66'dan 6 sınırı burnlar kendilerine hipogonadizm olarak. 6 sınırını koymuşlar. 6'yı geçirdik diyor. 8.3'e geçtik diyor. Hastaların diyor, testosteronun normal sınır aralığına soktuk diyor. Ama normal sınır alanının en dibinde olduğunu söylemek lazım. Aslında biz bu kadar yükselttiğimiz zaman, klinik olarak kendi tecrübeme göre söyleyeyim, bu kadar yükselttiğimiz zaman çok da bir fayda beklemiyoruz hastalardan açıkçası testosteronda. Belki tonkotelin başka faydaları yüzünden başka bir şekilde hastanın, hastanın sertleşme ile ilgili, elektrik fonksiyonu ilgili şikayetlerine iyi geliyor olabilir. Başka bir çalışma var sporla ilgili. Ağırlık kaldırmayı acaba arttırmış mı? 5 hafta kullanmışlar Tonkotali. Tonkotali 5 hafta kullandıktan sonra tabloda gördüğünüz gibi demiş ki Tonkotali kullananlar daha fazla ağırlık kaldırmaya başladı demiş. İstatistik olarak daha anlamlı demiş ama yani siz gelin kendiniz görün tabloyu. Burada plasebo kullananların da kaldırdığı ağırlıklar artmış. Tonkateli'yi kullananların da ağırlıkları artmış. Ama bence çok ciddi bir fark yok arada. Bunu söylemek lazım. Meta analiz çalışmaları var. Meta çalışmaları der ki 11 tane yayına baktık. Testosteron 11 yayından 7 tanesinde artmış. 4 tanesinde hiç değişmemiş olarak bulunmuş. Özellikle Hipogonadizm yani testosteronun düşük olanlarda Testosteronun arttırma ihtimali olabileceği tespit edilmiş. Ama normal aralıkta testosteron olanlarda çok da fazla bir testosteron artışı görmemişler. Bununla beraber birçok yayın var ki dediğim gibi testosteron ya da herhangi bir hormonal değişiklik yakalanmamış. Sporcularda yapılmış, Tonkotelli'de yapılmış bir çalışma var. Bu yaklaşık 5 hafta içerisinde güç artışı, ergojenik artış, spor adaptasyonunda bariz bir artış oldu tespit edilmiş diyor bu yayında. Ve yayında der ki 5 hafta sonrasında kol çevresinde 1.8 santimlik bir artış tespit edilmiş. Her şeyden önemlisi arkadaşlar mutlaka şunu söylemek lazım. Ee, hiçbir bitkisel ürün ee, yıllarca kullanılmaz. Bir ya da iki yıl falan kullanılmaz. Bu tonkotel ile bile benim gözüme çarpan en uzun çalışma yaklaşık 6 ay civarında olduğunu söylemek lazım. Aynı zamanda eğer siz e, egzersizinize, stres yönetiminize, beslenmenize, mikrobesin alımınızı ve uyku düzeninize dikkat etmiyorsanız testosteron dışarıdan herhangi bir bitkisel takviye alarak testosteron seviyenizi arttırmayı umut etmek çok iyimser bir yaklaşım olur. Yani bunları yapmıyorsanız bence herhangi bir bitkisel tedavi kullanmanıza gerek yok. Kilo yönetimi falan da çok önemli arkadaşlar. Yani bununla ilgili testosteron e, yönetimiyle ilgili birçok video yaptık geçmişte. Kanaldan bunlara bakabilirsiniz. Yapılan çalışmalarda tonka yan yan etkileriyle ilgili e, verilen bildirimler baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, kalp hızında bir artış, nefes darlığı, sinirlik gibi yan etkiler tespit edilmiştir. E, ee, ama Tonkatelli'nin plan çalışmalarda yan etki ihtimali düşük. Onu söylemek lazım. Yohun bin gibi ölümcül bir vaka raporu yok. Hayvan çalışmalarında yan etki bildirimleri bayağı yüksek dozlarda olmuş. Bu arada Tonkatelli'ne şunu da söylemek lazım. Hayvan çalışmaları oldukça başarılı. Hayvan çalışmalarında kullanılan dozlar gerçekten çok yüksek dozlar. E, ee, farelerde kilogram başına 250 miligram dozda kullanılmış. Baktığınız zaman 70 kiloluk bir insanda neredeyse 20 gram civarında falan yapılıyor. Ve tabi bu da çok yüksek bir doz. E, piyasada böyle bir preparat da yok zaten. E, piyasadaki preparatlar 200 ila 400 miligram civarında günlük kullanım dozu olarak geçiyor. Tonkatalin sertleşme bozukluğu ve gizlidarsızlıkla ilgili sonuçları olumlu diyebiliriz. Böyle kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama illaki bir testosteron artışı için takviye düşünüyorsanız size açıklamalarda vereceğim linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.